Merhabalar, güzel bir bayram gününde yine karşınızdayız. Halk TV ekranlarında genel başkanlarla bayram sohbetleri serimizde bu sefer HDP Genel Başkanı Sayın Profesör Mithat Sancar ile beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eş hocam, genel başkan. Hocam desem eş genel başkan. Tabii, çok doğru bir düzeltme, çok hakkaniyetli evet. bir düzeltme. Üstelik de çok evet toplumsal cinsiyet eşitliğine uygun evet. bir düzeltme oldu. Evet. Eş genel başkan. Evet. Hocam desem kabulünüz ben, müdür? Ben tercih ederim. Sevinirim. Kulağım daha çok alışık ona. Tam onu soracaktım. Hangisi size daha yakın? Yani profesörlük, akademisyenlik mi yoksa siyaset mi? Siyaset bir parantezdi benim için. Başlarken de öyle düşünmüştüm. Yani ben hayatım akademisyenlikle biçimlendi. Akademisyenlik sadece bir meslek değildi benim için. Aslında bir hayat tarzıydı. Çok severek yaptığım bir iş. Ama aynı zamanda hayatımın da her alanına bir şekilde yayılmış bir faaliyetti. Siyaset işte tesadüfler sonucu ya da hikayenin bizi getirip bıraktığı bir yer oldu. Girdiğimden bu yana da siyaset sonrasına ilişkin planlar yapmaktayım. İşte şimdi bu dönemde bitireceğim, şu dönemde bitireceğim derken... Niye bitmiyor? Bitmiyor. Bitmiyor. Akademisyenlik kaç yıl, siyasi hayatınız kaç yıl? Yani fiilen yani kesintisiz 30 yıl akademisyenlik, tam 30 yıl. Ocak 1985'te başlamıştım asistan olarak. Tam Şubat 2015'te ayrıldım. Ayrıldınız. Siyasete girmek için, daha doğrusu aday olmak için ayrılmam gerekiyordu. Üniversitede kesintisiz 30 yıllık bir çalışma zamanı, bir dönemi var. Ama akademisyenlik sonrasını da takip ediyor. Maalesef çok zaman kalmadı siyasete girince. O faaliyetleri istediğim gibi yürütemiyorum. Tabii özlediğinizi de tahmin ediyorum. Sizin için çünkü yaşamın merkezi orasıydı. Öğrencilerinizle bir arada. Çok da sevilen bir akademisyen olduğunuzu yorumlardan biliyorum. Sizin öğrenciniz olma şansına erişmiş gençlerden biliyorum. Aman çok inşallah öyledir yani. Öyle. Her ikisi için de aslında belki akademisyenlikte daha yakın ama hele siyaset için fazla romantik biri olduğunuzu da biliyorum. Evet, benim akademisyenlikte de böyle bir hani değerlendirmeyle karşılaştığım oluyordu. Hatta aklıma gelen bir anıyı anlatayım. İşte yöneticilik de yapmayı sevmem, beceremeyeceğimi düşünürüm. O nedenle hiç yanaşmadım. Hayatım boyunca hiç yöneticilik yoktur benim kariyerimde. Yani o mesleki... Akademik kariyer boyunca. Evet, ve kendinizi bir eş başkan olarak buldunuz evet, şu anda. Evet, tabii, onu sonra konuşacağız ama. Bu bir hayatın tuhaf bir oyunu gibi geliyor bazen bana. Şimdi bir ara yönetim kurulu üyeliği yaptım Ankara'da. Üniversitede? Ankara Hukuk'ta, fakültemde. İşte o zaman buradan kendisine saygılarımı ileterek anayım. Lale Sirmen hocam dekandı. Onların isteği üzerine ben de işte girdim yönetime. Şimdi bazı tartışmalar oluyordu. Ben farklı bir bakış açısını savunuyordum falan. Bir gün Lale hocam bana kızdı. Dedi ki ya çok romantiksin Mithat. Ya biraz gerçekçi ol diye bana. Ya ben de diyorum ki bu romantiklik nedir anlamadım. Yani bu bir suçlama mı, bir iltifat mı? Ben gerçekçi olduğumu sanıyorum. Meğer hani pek çoğuna... Öyle gelmiyormuşum. Yani biraz romantik görünüyormuşum. Ben buna biraz ideallere bağlılık demeyi tercih ederim. Biraz değerlere sadakat demeyi tercih ederim. İlkeleri önemsemek demeyi tercih ederim. Şimdi böyle durduğunuz zaman da sanki hani çok esnemeyen, gerçekleri fazla görmeyen bir kişi olduğunuz algısı doğabiliyor. Buna da romantizm diyorlar. Yani daha şikayetim doğru, de yok. Yok. Yani evet. romantik denmesinden bu çerçevede şikayetim daha yok. Daha soyut düşünceye yakın belki. Daha büyük fotoğrafla ilgili. Daha belki bugünle değil de 50 yıl sonrasıyla daha fazla 50 ilgili. 50 yıl çok uzun. Yok yok. 50 yıl demeyelim. Birkaç yıl sonrası. Birkaç yıl sonrasıyla ilgili. Hayır ama bir de gerçekten de belki akademisyenliği de seçmenizi getiren
Karakterle de ilgisi olabilir. Çünkü dünyaya açık, tüm aydınları takip eden, şiir, edebiyat, sanata yakın. Ben derslerinizde nasıl ders anlattığınızı dinledim birkaç öğrencinizden. Öyle İçinden mi? Şiir geçmeyen bir dersiniz herhalde yok. Yani bir edebi eserden veya bir sinema filminden bir sahne veya bir an anlatmadığınız bir dersiniz yok. Bütün bunların hukukla ne ilgisi var? İnsan haklarıyla ne ilgisi var? Var aslında. Şöyle anlatırdım ben öğrencilerime. Yani sadece akademik bilgi bir konuyu anlamaya yetmez. Öğrenmeye yetebilir ama anlamaya yetmez. Şimdi mesela o bir bedendir o bilgi. Sadece maddiyatıdır, cisimdir. Ruha ihtiyacı vardır bilginin de. Kalıcı olabilmesi için o ruhu da vermeniz gerekiyor. İşte o ruhu sadece akademik bilgiyle dolduramıyorsunuz. Öğrenmeyi buradan sağlarsanız kuru kalır. İçine edebiyat koymanız gerekiyor. İçine sinema koymanız gerekiyor. Ben bunu fark ettiğimde çok da hani heyecan duymuştum öğrencilerle böyle bir yöntemi kullanarak iletişim kurmayı denemek için. Sonra bunu sistemli hale getirdim. Her derslerimde film izlettim. Konuyla bağlantılı diye düşündüğüm filmler, bazen de öğrenciler de hani çok bağlantılı bulmuyor olabilirlerdi. Onu da biraz uçuk falan, romantik falan. Ama tabii edebiyat eserlerini. Yani o kadar önemli ki, yani mesela işte şurada duruyor, bakın işte Stefan Zweig'ın, çok sevdiğim yazarlardan. Evet. Vicdan zorbalığa karşı. Şimdi siz bir tarihi anlatabilirsiniz. Vicdan kavramının insan hakları tarihindeki yerini çeşitli bilgilerle aktarabilirsiniz ama bunun gibi üç kitap önerirseniz aktardığınız bilgiler kalıcı olur. Öbür türlü büyük bir kısmı bir süre sonra uçar gider, içselleşmez, davranışa sinmez. Yani bir davranış yaratmaya katkısı fazla olmaz. O nedenle edebiyatı derslerimde çok kullanmayı tercih ettim, sinemayı özellikle. Sonra siyasette de kullandınız. Başınıza da gelmeyen kalmadı. Bir meclis konuşması yaptınız. Oscar Wilde'dan bir alıntı kullandınız. Anlatana kadar canınız çıktı ne demek istediğiniz. Ya evet. Yani biraz onu, o hikayeyi önce bir hatırlayalım evet, isterseniz. Evet, ne olmuştu o gün mecliste? Sanırım anayasa değişikliği ile ilgili komisyon görüşmeleri sırasında yaşandı bu. Şimdi Oscar Wilde'ın çok güzel bir sözü vardı. Edebiyat ve felsefe böyle zamanlarda insanın yardımına koşar, benim kesin koşuyor yardımıma. Hani çok çırpınarak anlatamayacağınızı fark ettiğinizde diyorum ki kendime, daha fazla sözü yormanın anlamı yok. Yani düz cümlelerle işte klasik alışılmış kalıpta konuşmaya devam etmek size bir fayda getirmeyecek. Çünkü derdinizi anlatabileceğiniz sınır dolmuş oluyor. Yani karşıya geçmiyor artık ondan sonra. Bari bu sefer edebiyattan hani kısa bir alıntıyla deneyelim diye düşündüm. Oscar Wilde'ı andım. Tabii orada o tutanaklarda görmüşsünüzdür kim falan diye, işte şimdi Oscar ödülleriyle ne alakamız var diyenler oldu. Bunlar oldu, evet. Mecliste de oldu. Evet. Evet, dolayısıyla her zaman aslında belki de o siyasi jandrın daha hayata pragmatik bakan düşünce yaklaşımının daha uzağında, daha farklı hem fikri dünyanız hem karakteriniz bambaşka bir şekilde şekillendi. Nasıl oldu bu iş? Seneler öncesine gidelim o zaman. Olur. 63 doğumlusunuz. 63 doğumlu. Nerede doğdunuz? Nusaybin'de doğdum. Nusaybin. Aslında tam doğumunu söyleyeyim. Nüfus cüzdanımda 1963 yazar. Yani bizim bölgede insanların yarısının doğum tarihi 1-1'dir muhtemelen. Hep böyle denir ya, Kürtlerin ortak doğum tarihi 1-1-1963. Bu bölge için de geçerli, 1-1 derler. 1-1. Yılları değişir yılları ama değişir, günü ayı hep aynı, 1 Ocak. Ben 29 Aralık'ta doğmuşum galiba. 62'de. Yani 62'nin son günü. Onu da şuradan çıkarıyoruz. Anneme tabii tüm çocuklar gibi ya da pek çok insan gibi yeri geldiğinde ben de sordum ya, tam olarak ne zamandı hani doğumum, hatırlıyor musun diye.
Oğlum yılbaşına iki gün vardı dedi. Bu i̇şte, hesap o hesap. Evet. Ben de lisedeydim o zaman. Biz de kendi doğum tarihimizi böyle sabitledik. 29 Aralık olarak. Aralık'ta kutlarız eğer kutlayacaksak işte yakınlarla, dostlarla. Ama nüfus cüzdanında 1963, 1-1-1963 diye niye geçiyor. Böyledir? Muhtemelen babam hani tatil giriyor araya falan diye düşündü. Bu konularda titizdi babam rahmetli. Çok değerli bir insandı. Bana çok büyük emeği ve katkısı vardır. Onu sonra anlatırım. Soracağım. Evet, çok, kahramanlarınızı soracağım. Evet, kahramanlarımdan biridir. Sessiz, sözsüz ama çok çok güzel bir insan. Şimdi yılbaşından iki gün önce kaydetmenin bir gereği yok. Şeyi bekleyelim. Diğer yıla kaydolmuş olsun dediğini söyledi bana, sordum ben de. Yoksa günü gününe bütün kardeşlerimi kaydetmiş. Kaç kardeşsiniz? Nasıl bir ev orası? Biraz anlatır mısınız? Anlatayım. Anne nasıl bir kadın? Rahmetli babanız nasıl bir adam? Onlar sizi evet. nasıl etkiledi bu hikayede rollerini? Evet, onları da anlatayım memnuniyetle. Tabii bu kadar kapsamlı ilk defa özel dünyamı ve aile hikayemi anlatıyorum. Ne kadar güzel, var olun. Biz benim için de öyle. Zaten durmadan iltifat ediyorsunuz. Her hangisine teşekkür etmek için yetişeceğimi bilemiyorum. Ama yok gerçekten. İleride daha başka tonda sorularım da olur muhakkak bu yolculuğun içinde ama ben sizin demokratlığınızı da gayet iyi bildiğim için o rahatlıkla bu sohbeti gerçekleştiriyorum. Çok sağ olun. Şimdi Nusaybin'de doğdum. İşte ailenin üçüncü çocuğuyum. İki ablam var benden büyük. Benden küçük iki erkek kardeşim ve bir kız kardeşim var. Tabii iki kız çocuktan sonra gelmiş olmanın bir imtiyazı vardır bölgede, bilirsiniz. Eyvallah. Dolayısıyla biraz öyle hani babamın göz bebeği, gözdesi olduğumu söylerdi annem. Hani babam demiryolu emekçisi, demiryolunda çalışan bir insan. Annem geleneksel ev kadını. Babamın memleketi Savur'dur. Mardin'in bir ilçesidir. Evet, biliyorum. Bizim hani ailemizin erkek tarafı, benim ailemin Savur'dan. Erkek tarafı Savur'dan. Annemin baba tarafı Midyat Estel'den, anne tarafı Mardin merkezden. Dolayısıyla aslında tam bir Mardinli aile sayılırız. Yani Nusaybin'de doğduk, büyüdük. Babam küçükken ailesi Savur'dan göç etmiş. Tam 42 diye tespit ettim. Seçim çalışmalarının bana büyük faydası. Doğru. Evet, Savur'da babamın çocukluk arkadaşıyla buluştum. Gittim elini öptüm. Evet. Babamın hikayesinin bu kısmını bilmiyordum. O zaman... O kişiyle tanışıp konuşunca evet, mı öğrendiniz? Evet, babanızın yani, ismi nedir? Öyle ismiyle analım. Babam Tevfik. Tevfik Bey babanın, adıyla evet, analım. Evet, tabii. Şimdi dediler ki babanın çocukluk arkadaşı burada dedi arkadaşlar. Gittim ben de ziyaretine. Evden çıkamıyordu. Anlattı bana, diyor ki bir gün dedim nasıl oldu? Nasıldı? Diyor ki biz her gün Tevfik'le buluşurduk işte. Sokakta en çok biz ikimiz oynardık. Başka çocuklar da vardı. Ama biz çok hani şimdiki gençlerin tabiriyle kankaydık diyelim. Bir gün baktım Sait amca, dedem evi yüklemiş gidiyorlar. Benim dedem de galiba katırcıydı. Öyle hatırlıyor, öyle anlatıldı. Yük taşıyordu yani. Aileyi yüklemiş Nusaybin'e göç etmeye gidiyorlar. Yani yola koyuluyorlar. Ben pencereden bağırdım diyor. O arkadaşım. Evet, Tevfik, Tevfik nereye gidiyorsun diyor. Sonra babam da ona şey demiş. Ya Nusaybin'e gidiyoruz. Niye gidiyorsunuz demiş. Orada çok güzel tiryak var. Onu anlatacağım. Onun için babam bizi oraya götürüyor. Tiryak bizim bildiğimiz nektarinin küçüğü. Ve bölgede özellikle Savur'da çok lezzetli ama Nusaybin bölgesinde de falan çok var. 42 kıtlık yılları, İkinci Dünya Savaşı yılları. Artık dedem aileyi geçindirmekte zorlanıyor. Taşıma işi için, katırcılık işi için
Savur değil, Nusaybin daha uygun çünkü İpek yolu üzerinde Suriye'nin biraz sınırı. Daha belki büyükçe bir ilçe. Evet tabii daha büyük. Bir de Suriye sınırında göç ediyorlar işte. Babam ya 40'ta galiba, 40'ta evet. Babam 33 doğumlu yani 7 yaşında. Kalkıp gelmişler Nusaybin'e. Evet Nusaybin'e yerleşmişler. İşte ailenin o kısmı orada yerleşmiş. Sonra da işte aslında amcam var bir büyük, rahmetli o da çok değerli bir insan idi. İki erkek kardeştiler ben büyüdüğümde babam dışında bir de amcam vardı. Diğerleri vefat etmişti. Amcamın evlendiği insanın kardeşiyle evlenmiş babam sonra. Yani amcamın iki kardeş, içine, evet, iki teyzem kardeşle olur. İki evet. Erkek kardeş evlenmişti. Evet teyzemdi. Dolayısıyla biz aslında 6 kardeşiz diyoruz ama İki aile iç içe büyüdük. 14 kardeş. Ben sizin evde bayram gününü düşünemiyorum bile şu anda. Ne cümbüş oluyordu diye. Evet, 14 çocuk vardı ama büyük büyük. Hala biz tabii amcamın çocuklarına, büyüklerine ben abi abla derim. Çünkü biz öyle büyüdük. Gerçekten abi abla gibi, kardeş gibi büyüdük. Kalabalık bir aileydi. İlk bizim gözümüzü açtığımız ev Kışla Mahallesi'ndedir. Nusaybin'de? Evet. Durur Nusaybin'de. Mu o evin sahibi? Duruyor. Ben çok teşebbüs ettim almak için. Satmadılar. Babam satmıştı. Sonra geçer yani. Siz hatıralarına da sadık bir insansınız. Yani. Hikayenin bütün şeylerini almak, evet. Kollamak istiyorsunuz. Keşke peki olsaydı onu babamın adına bir okuma mekanı, bir küçük kültür merkezi yapmayı istedim. Belediye ile konuştum. Belediye onun için gerekeni yaparız dedi ama mümkün işte olamaz. Siyaset hemen devreye girdi ve belediyemiz tabii belediyemize el kondu, kayyum atandı falan. Sonra o evin şimdiki sahibi evi satmak istemedi, kaldı ama ev duruyor. Ev çok güzel bir ev, şöyle aslında bizim doğduğumuz ev kerpiç bir ev, yani toprak ev. Geniş bir avlu, aşağı yukarı bir 400 metrekarelik bir avlusu var. O avluda bizim çocukluğumuzun bütün oyunları geçti. Nedir bütün onlar şimdi? Bugün herhalde hiç kimsenin adını bile duymadığı oyunlardır onlar diye. Vallahi her türlü bildiğiniz ne gelirse aklımıza uydurup oynuyorduk. Bu evin kukalı çevresi. Saklambaçlar, yakar tabii, toplar, tabii, Allah ne verdiyse. Tabii evet. Tabii. Bir de çok geniş bir saha yani. Güzel bir ev. Sonra babam, bir oyuncak falan yok ortada. Hepsi, yok tabii bizim tabii, tellerden. Elli tellerle araba yapılıyor. Evet. Sopalardan, tellerden ne bulsak yaptığımız oyuncaklardı. Bu benim ilkokula başlamadan önceki dönemim. İlkokul 3'te taşındık oradan. Orada işte tabii sonra babam avlunun bir tarafına taş ev yaptırdı. Zübeyir Usta vardı rahmetli. Mimardı, mühendisti, işçi, her şeyi o yapıyordu. Allah rahmet eylesin. Babam ona yardım etti. Bir iki çırakla bize taş bir ev yaptılar. Yani aynı avluda. Ondan sonra güzel yani, komşular çok iyiydi. Ben tabii hala da görüşürüm hayatta kalanlarla. Sizin Aziz Sancar'la da bir bağınız var tabii, değil mi? Tabii. Kamuoyu biraz da oradan sizi herhalde daha yakında tanımış oldu. Yani şöyle, galiba Aziz Sancar ismi gündeme girince biraz işte Mithat Sancar üzerinden Aziz Sancar'ı tanıyanlar. Tersi de oldu. İkisi de oldu. Aziz Sancar babamın kuzenidir. Babanızın kuzeni. Yani amcasının çocuğudur. Öz kuzeni. Evet öz kuzeni. Çok genişler. O kuzey babamın amcaları çok Sancar fazla. Ailesi, evet. Evet. En geniş aile bölümü babamın amcaları bölümüdür. İşte Aziz amca da, Aziz Sancar da o amcalardan birinin çocuğudur. Ben onun hikayesini okurken şöyle bir şey anlattığını hatırlıyorum. Hani eğitim falan nasıl, hani bilime kadar ulaştı falan diye. Aynı soruyu size de soracağım da onun için. Şöyle bir şey hatırlıyorum. Bize öyle gazete, kitap falan öyle şeyler gelmezdi. Kese kağıdının içinde meyve sebze alırdık. Gazete kağıdından yapılmış kese kağıtları. Onları açardık, onları okurduk. Oradan ne okuyabilirsek oydu. Sizi hukuk fakültesinde profesörlüğe kadar yükselten hikayenin altında da gene böyle kese kağıdından okumuş. Şöyle söyleyeyim. Şimdi tabii o neler oynuyordunuz diye sordunuz ya.
Mesela kitapçılık oynardık. Ben hatırlarım fakat benden küçüktü kardeşlerim, iki erkek kardeşim. Bir de kuzenler gelirdi. Ne zaman? Yaşıtım kuzenler de var. Çok kuzen var. Teyze çocukları, amca çocukları falan. Böyle oynamaya başladığımızda bir ordu çocuk bir arada oluyorduk yani öyle güzel. Kitap dediğimizde işte Texas Tomix'in yıpranmış falan öyle şeyleri. Eski sayıları. Eski sayıları bulduğumuz falan. Bir de ben şeyi seviyordum. Bazen öyle çarşıda şey gezerdi. Bu destan satanlar vardı. Allah destan. Allah, o evet. Nedir? Destanlar, mesela Hazreti Ali ile ilgili destanlar benim ilgimi çok çekiyordu. İşte Kerbela falan, ben de işte para da pek yok zaten, hani küçüğüz. Bir yerlerden bir şekilde onlar da geçiyordu. Şimdi ne zaman kitapçılık oynamaya başlasak, ben kitapçı oluyorum ama hemen... Kitapları okumaya başlıyorum. Çocuklar bir süre sonra sıkılıyorlar falan, gene Mithat gene okumaya başladı. Biz bu oyun devam etmez diye. Böyle gördüğümüz şeyleri okuduk. Bu ilkokul 1-2 falan, yani okumayı söktüğümüz yıllar. Ortaokulda ama artık Türkiye'de farklı bir hava esiyordu. Ben ortaokula 76'da başladım. Ve amca çocuklarıyla büyük abilerimiz artık Türkiye'de siyasetin içindeydiler. Benim ilk siyasi kitap, okuduğum ilk siyasi kitap Leo Huberman'ın Sosyalizmin Alfabesi'dir. Ortaokul 1'deydim galiba. O kadar erken okuyorsunuz evet, bu kitabı. Evet, evet. Sonra pek çok başka, mesela o dönemlerin klasik kitapları var. Kimdir mesela bunları size getiren, eden, yani böyle o politize iklimin adresleri nelerdir? Tabii şöyle yani söyleyeyim. Bir sivil toplum kuruluşunun bir binası mıdır, bir kafe midir, bir park mıdır, okul mu? Çok güzel bir soru. Şeyler açıldı, kitapçılar açıldı. Nusaybin çok hareketli, güzel bir şehirdi. Çok da entelektüel bir şehir desem yalan olmaz. Yani ifade başka türlü de kullanılabilir. Okuyanı çok. Dünyaya açık bir şehir, Arap ve Kürtlerin bir arada yaşadığı bir şehir. Şimdi mesela kitapçılar açılmaya başladı. Benim ortaokulda olduğum zaman da en az 3 kitapçı açıldı. Ve o zaman işte artık siyasi hareketlerin içinde yer alıyor gençler. Tabii gençler dediğim işte bize göre büyükler. Lise, üniversite çağındaki çocuklar. Üniversite çağındaki tabii çocuklar. Tabii onlar. Şey, o zaman işte tabii ailede de büyükler var. Oradan işte kitaplar gelmiyor ortaokulda. Tabii çok rahat, artık her yerde kitap var. Büyüklerimizden alıyoruz, okuyoruz bizler de. Etkileniyorsunuz. Tabii etkileniyoruz. Nesinden etkileniyorsunuz? Mesela okuyorsunuz bir sosyalizmle ilgili bir literatür veya bir şöyle, kitap. Nesi hoşunuza gidiyor? Yani ne sizi... Bir havada bir şeyler var. Bir havada bir ruh var. O ruh bir defa sizi çekiyor. Yani sol. Solculuk, sosyalizm falan o dönemin ruhudur, havasıdır. Bizi de en çok o çekiyor zaten öncelikle. Dünyadan da gelen bir akım tabii, tabii ki. Yani Türkiye'de de öyle. 68'den sonra 70'ler ve bizler de hani şöyle de söyleyebilirim, iyi öğrencilerdik ilkokulda. Benim yaşıtım amca çocuğum, kuzenim Orhan. Biz birlikte büyüdük ve ilkokulda da en parlak çocuklardık galiba. Ortaokulda da devam etti. Yani çok parlak çocuklar, okumayı seven, böyle meraklı, hani meraklı falan. O zaman insanların deyimiyle zeki, zehir gibi çocuklar diyorlardı bize. Zaten okuma merakı var. Ne bulsak okuyoruz. Bir de şey havası, ruhu, sosyalizm, sol bizi de etkiliyor. Abilerimiz solcu olmuş, dayım solcu olmuş. Onlar öyle bayağı sosyalist falan. Hani bilinen insanlar, biz oradan etkilendik. Çok da iyi olmuş etkilenmemiz, çünkü çok güzel okuduk. Yani o gün okuduklarımızı tam anlamamış olabiliriz. Fakat o gün zihnimizin çalışma biçimi değişti, dünyaya bakışımız değişti. Ben mesela George Pulitzer'in işte bizim kuşak için efsane kitaplar arasında sayılan eserleri var. Felsefenin temel ilkeleri. Şimdi mesela ben bunu ortaokulda okudum. Buna benzer başka kitaplar ne bulsak okuduk. Sonra işte diyalektik diye bir şeyi keşfettik.
bir eniştem bunu çok güzel anlatıyordu. Yani hayatın içinde bir de dayım çok güzel anlatırdı bunu. Yani diyalektik nedir falan. Şimdi diyalektik kocaman bir kelime o tarihlerde bizim için falan ama bunu mesela bu büyüklerim, benim Zeki dayım, işte Ramazan eniştem, bunlar çok emekleri, katkıları olan, bize ilham veren insanlar. Dayım İstanbul'daydı o zaman. İşte matematik hocası, çok iyi bir matematikçi gerçekten. Onlar mesela bunu bize basit anlatıyordu. Sonra biz okudukça ha diyorduk falan. Hayata bakışınız biçimleniyor. Sonrası başka. Yani bunun üzerine ne inşa ettiğiniz, onu da konuşuruz, nasıl yürüdüğünüz. Evet, nerelerde eksikler, nerelerde evet, hatalar, nerelerde egolar belki evet, devreye girdi. Sonra işte bu ortaokul yılları böyle büyük şeylerle geçti, ciddi okumalarla. Peki sonra... ama o dönemde gene de bu kadar politize bir ortamın içinde büyümenize rağmen siyaseti değil de hukuku seçmişsiniz ve akademiyi şöyle, seçmişsiniz. Şöyle yani aslında siyaset hayatımızın hep içindeydi. Akademisyenlik sonradan geldi. Mesela liseye ben Diyarbakır'da okudum. Yatılı okudum. 80'li yılları mı konuşuyorsun? Yok hayır. 76'da bitirdim ortaokulu. 73-76. İşte mezuniyetini 80'i bulmuş liselerde. 79. Yani darbeden önce. O yılları Diyarbakır'da geçirdim. Tabi artık Diyarbakır büyük politik bir merkez olmuştu. Büyük tartışmalar, acayip canlılık, dinamizm henüz... Şiddet var mı bunun için? Yok henüz onu diyecektim. Henüz bu havaya kan bulaşmamıştı. Henüz çatışmalar olmamıştı. Dolayısıyla o yıllarda enerjinizi, ilginizi okumaya, kendinizi fikren yetiştirmeye verme şansınız vardı. Tabii bu 80'lere doğru hava iyice bozuldu ve zaten darbe geldi. İşte ben üniversiteye girdiğimde, daha doğrusu tam darbeden kısa bir süre önce sınav sonuçları açıklandı. Ankara hukuku kazandığım öğrendim. Kayıt için hazırlık yaparken darbe oldu. 12 Eylül'de darbe oldu. Ben 17 Eylül'de Ankara Hukuk Fakültesi'ne kayıt yaptırdım. 80. Ne enteresan bir öğrenciliktir diye tahmin evet, ediyorum. O 4 yıl herhalde öyle bir dönemde. Şöyle ben kayıt için geldiğimde tabii... Burada kuzenim vardı. Onlar yardımcı oldular. Ankara'ya hiç gelmemiştim. İlk gelişimde. İlk defa Ankara'ya geliyordum. İlk defa geliyordum ama İstanbul'a 6 yaşından beri gideriz. Çünkü ailenin bir kolu hep İstanbul. Evet, bir kol. Evet. Dayınız evet, galiba değil mi? Dayım da orada. Varmış. Diğer sonra baba, annemin dayısı da oradaydı. Annemin bir tarafı ve amca çocuklarım İstanbul'daydı. Dolayısıyla 6 yaşından beri İstanbul bizim için tanıdık, bildik bir yerdi. Biz de her yaz olmasa da sık sık giderdik. Belki de her yaz giderdik. Ama bilmiyorum. Ankara ilk defa gittim. İlk defa. Ankara çok ilgimi çeken bir yer değildi. İşte tesadüf. Yani sıralamayı yaparken İstanbul hukuku alta yazmasak İstanbul hukuka girecektik. Ama Ankara hukuk falan, daha doğrusu puan biraz düşük olsa İstanbul hukuka gireceğiz. Çünkü Ankara hukuk daha yüksek puanla alıyordu. Onu üste yazdığım için Ankara orayı hukuk... kazanıp geldiniz. Geldim. Tabii tanklar falan vardı fakültenin etrafında o zaman. Daha 5 gün geçmişti 12 Eylül'de. İşte kaydı yaptırdık ve ondan sonra 4 yıl orada geçti. Yani oraya geliriz fakat şeye dönmek isterim. Yani bayram günleri. Evet, o çocukluk şu benim için çok önemliydi. O Nusaybin'in beni çok büyüleyen atmosferi. Nusaybin çok tarihi bir yer. Kökleri çok eskiye dayanır ama hiç tarihi kalıntılar bizim yaşadığımız çocukluk döneminde görünmüyor. Şimdi ama Nusaybin Akademisi çıktı. Hep Harran Üniversitesi bilinirdi ilk üniversite diye. Hayır, ilk üniversite Nusaybin'de.
Bu da belki işte bize oradan topraktan bulaşmıştır bir diye düşünüyorsunuz. Çünkü çok büyük bir aile demeyi. Mutlu bir ev miydi sizinki? Evet. Yani yoksulluk şöyle, bu işin neresinde mesela? Var mı yoksulluk, var mı bu işin bir hikayenin yani, bir yerinde? Yoksul bir aile değil. Çok bugünkü tabirlerle alt orta sınıf, Mardin'in alt, yani sahibinin alt orta sınıfı. Babam çok büyük bir yemekçiydi. Asla bize yokluk hissettirmedi. Biraz babanızı dinlemek tabii isterim kahramanınız tabii olarak. Nesi etkilemiştir sizi? Hikayenizdeki evet, hangi bölümler onları? Şöyle söyleyeyim. Tabii her şeyi yaşarken bu kadar derin düşünemiyor olabilirsiniz. Bazen yıllar geçtikten sonra daha derini görebiliyorsunuz. Bazen de insanları kaybettikten sonra. Şimdi babam yaşarken de onun değerini bildiğimi sanıyorum. Fakat sonrasında hep düşündüm, daha onu kaybettikten sonra 2005'te hep daha fazla düşündüm. Babam bir maaşla çalışıyor, yani bir maaşı vardı. İşte demir yolunda görevi şeydi, hemzemin geçit bekçisiydi. Nusaybin'in girişinde demir yolunun karayoluyla buluştuğu yerdeki bariyeri indirirdi. O otomatik falan değildi, orada bir kulübesi vardı. Tren saatleri, o zaman işte şu Morse alfabesi iletişimi sistemi var demir yollarında. Bildirilir bir önceki istasyondan. O gelir, babam da bir arkadaşıyla, iki kişiydiler, nöbetleşe giderler. O hemzemin geçit direklerini indirirlerdi. Çok konuşmayı sevmez. Nasihat ettiğini duymadım. İnançlı bir insandı, çok güzel bir dindardı. Fakat bildim bileli kendini solda tanımlayan bir insandı. O zamanın solu da CHP'ydi. Yani babam CHP'liydi. Ailede sanırım neredeyse tek CHP'li, yani onun akranları içinde ailede. Diğerleri daha çok Adalet Partisi geleneği. Sağa daha yakındırlar. Evet, diyorsun. Adalet Partisi geleneği. Kendini solcu olarak tanımlardı babam. Ve çok güzel bir dindardı. Onun dindarlığını da çok etkileyici buldum. Çünkü çok güçlü bir ahlakla bütünleşmişti. Kur'an'ı da öğretti bana, namazı da öğretti. Onunla namaza da gittim, cumalara da gittim. Solculuğu da öğretti. Yani solculuğu hayatından geldi bana. Diğerlerini öğrenmiş olmayı da çok büyük bir kazanç sayıyorum kendime. Kadir geceleri babamla en az 3 kere sabahladım camide. Ya çok güzel geliyordu bu bize. Babamı saygım, sevgim çoktu. Ona inancım vardı her şeyden önce. Bu sizin ciddi büyük bir kahramanınızmış şimdi. Evet, yani çok sessiz duygularak. Kahraman. Evet. Kahraman olmak istemeyen bir kahraman. Bir anti kahraman. Kahraman öyle olur zaten. Öyle, genellikle öyle olur. Bir anti kahramandı. Hiçbir zaman ailenin geçim sorunu olduğunu hissettirmedi. Hiçbir zaman soframız zayıf olmadı. Çünkü annem çok güzel yemek pişirirdi. Bazen benim kuzenler ya da akrabalar şey derdi, ya bizim bu kadar paramız var, onlar daha iyi durumdaydılar. Fakat hiçbir zaman amcam kadar varlıklı olamadık derlerdi babam için. Sofranın bereketi diye bir şey var, biliyor musun? İşte o bereket elindeydi. Mesela benim çok etkilendiğim, sonradan öğrendiğim bir başka tecrübe var babamla ilgili. Şimdi ben üniversite 2'ye geçtiğimde benim bir küçük erkek kardeşim Salih üniversiteye başladı. Bu sefer 2 çocuğu okutması gerekiyor tek maaşla. Hem de şehir dışında bir üniversiteye. Evet, ben Ankara'daydım. Kardeşim Siirt eğitim en üstüne gitti. Tabii bize bağışın hepsini gönderse gene yetmiyor. Ben o ara üniversitede çalışmaya başlamıştım. Bir en üstünün kitaplığında, kütüphanesinde bir hocam vesile oldu. Şöyle, ben birinci sınıftan ikinci sınıfa geçerken fakülte birincisi olmuştum ve Yaşar Karayalçın rahmetli, Murat Karayalçın'ın amcası, çok değerli bir insan. Hocalarım içinde en ilk öyle etkileşim içine girdiğim, çok değerli
güzel bir insan. Bankacılık ve Ticaret Hukuku Enstitüsü'nün başındaydı. Ticaret hukuku profesörüydü. O zaman beni çağırdı işte, sordu aile durumunu, şunu bunu anladı. Çalışmak ister misin dedi. Nasıl dedim. İşte bizim enstitünün kütüphanesi tabii dedim. Derslerden sonra 3 saat oraya orada çalışırdım. Saat başı ücret alırdım. Harika. Babanız evet. Da ama bir yandan size destek olmak destek için uğraşıyor. Destek veriyordu fakat tabii o yıllarda babamın aslında gönderdiği para yetmiyordu da. Ben de babama çok çalıştığımı ya da bir şey söylemedim. Hiç parayı arttırma durumumuz iyi diye 4 yıl aynı parayı gönderdi bana. Arttırmasını istemedim. Meğer babam o yıllarda demir yolu, biz tabii lojmana taşınmıştık artık Nusaybin'de. Ve hayatımın çok önemli bir bölümünde de demir yolu kültürünün etkisi vardır. Demir yolu alt dünyasında çok güzel anılarımız oldu, çok güzel tecrübelerimiz oldu Nusaybin'de. Babam o zaman henüz şey kapanmamıştı. Demir yolunun Türkiye'deki son durağı Nusaybin'dir. Nusaybin'den Suriye'ye geçer. Suriye'de 60 kilometre, 50-60 kilometrelik bir yer var. Sonra Irak'a geçer. İşte Bağdat, İstanbul-Bağdat demir yolu hattı dediğimiz bu. Buludur, peki. O işte gelen yük trenleri diyelim o zaman Sovyetler Birliği'nden çok geliyordu. 82 bu dediğim yıllar. Peki. Irak'a gidecek onlar ama bekletiliyor bir süre. İşte babam o bekleyen yükün özel şirketler onları indirir taşır. Evet. Bekçiliğini, gece bekçiliğini yapmaya başlamış bizi okutabilmek için. Ekstra gece ikinci bir iş yapıyor. İkinci bir iş yapıyor ama kimseye söylemiyor. Asla. Ben çok sonra öğrendim. Anneme de çok sıkı tembihlemiş, çocuklara söylemeyeceksin. Yani gündüz işi biter, gelir akşam yemeğini yer, gider geceyi yüklerin yanında geçirirmiş. Bunu sonradan öğrendim. Tabii böyle şefkatli bir babayla büyümenin getirdiği... Yani inşallah layık oluyoruzdur ona. Bugün ben Türkiye'deki eksiklerden birini de onun gibi görüyorum da o yüzden söylüyorum. Yani... erkeklerin bu şefkat dünyasından çok uzaklaştığını hissediyorum sanki. Haklısınız belki de. Haklısınız da. Babalık müessesesinin de belki biraz daha başka bir noktaya evrildiğini yıllar içinde. Oralarda eksiklerimiz var ki bugünlerde bunları yaşıyoruz gibi geliyor. Çok bence de çok haklısınız. Erkek dünyasının hoyrattığı zaten neredeyse ontolojik bir şey diyeceğim ama çok... O kadar da olmadığını hikayeden dinliyoruz işte ontolojik değil. Ama neyse, neredeyse diyeceğim ama... bunun üstüne iktidar ilişkileri eklendiğinde dünyayı bu kadar çok kirleten, zorlaştıran en önemli faktörler arasında giriyor. Bir de annenizi dinlemek istiyorum. Annenizin ismi? Onu söyleyeceğim, Münire. Münire Hanım. Münire annem. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Babamın beni çok etkileyen yanlarından biri susmayı bilirdi. Çok güzel bilirdi. Eğer konuşmak gerekmiyorsa... Eğer söz bir fayda getirmeyecekse onu susarak anlatmayı tercih ederdi. Bir kişinin ayıbını görmüşse onu asla bilmiş görmüş gibi yapmazdı. Bunu çocukluğuma dönüp düşündüğümde kaç örnekte yaşamışız diye hatırlıyorum. Bu bana çok özel bir ahlak, bu çok özel bir karakter gibi geliyor. Bilir ama bizim bildiği, onun bildiğini bilmemizi engellerdi. Yani bilmesi başkasına yük olacaksa o bilmeyi göstermezdi. Siyasette bu formülü uygulayabilsek Türkiye cennet olur herhalde diye düşünüyorum. Şöyle bazen bunu yani, yapma. Belki meylediyorumdur. İşte o zaman da romantik falan diyorlar. Evet, bazıları bağırıp çağırmamı bekliyor bazıları. Biraz böyle gürlemeni bekliyor. Masaya şöyle yumruğunuzu vurduğunuz gibi. Öyle. Ben bilmem onu yapabilir miyim ama bekleniyor galiba. Yumruk vurmasak da masaya. Babamın son söyleyeyim. Tek kuruş haram, tek kuruş emek dışı gelir, girmedi yerine. Bunu çok iyi biliyorum. Yani hiç her şeyi emeğiyle yapmayı çok önemsedi. Ve yardımlaşma onun için komşularına çok önemliydi. Annem çok daha canlı,
babam daha anneme göre, annemin bakış açısına göre biraz sıkıcı kalabilir. Çünkü annem çok dinamik, çok canlı, çok hayat dolu bir insan. Anneme düşkünlüğüm çok fazladır. Babama sevgim, babama saygım daha çok derindir. Ama arkadaşlık ilişkisi annemle gelişti ve ben işte lisede yatılı okula gidince de evden ayrılan çocuk hani daha nazlı olur, daha bir hani kıymetli biner. Annemle o yıllardan gelen çok güzel bir arkadaşlığım var. Annemle aramızdaki yaşta 19 falan. Yani annem çok küçük yaşta. Anne olmuş. Anne oldu. Evet, yani ilk çocuğunu 16 yaşında tabii, çok doğurdu. Erken, çok erken. İşte benim ablam beni doğurduğunda 19-20 yaşındaydı. Tabii çok küçükmüş. Evet. Sonra çok da güzel bir kadındı. Çok güzel sesi var. Çok güzel türkü söyler, çok güzel mevlüt okur. Ve ben gözümü açtığımdan itibaren ailenin bütün mevlütlerini annem okur. Ama aynı zamanda çok bir başka işte eğer bir araya bir eğlence, ne bileyim toplanmışsak, eğlence değilse de herhangi bir toplanmışsa hadi Münire teyze bir türkü söyle. Türkü söyle. Çok güzel türkü söyle. Hangisi mesela aklınıza geliyor ilk bunu söylediğinizde? Hangi sahne geliyor aklınıza? Hangi türkü geliyor? Şimdi böyle sorduğunuzda hemen hatırlamadım ama kayıtlı bende. Söyleyeceğim size. Arapça çok güzel söyler. Mardin Arap kültürünün bana göre yaşayan en kuvvetli hafızalarından biridir. Bugün de. Bugün de. Çok iyi hatırlıyor. Ben bir şey sormak istersem annemi ararım. Yani merak edersem anne buna nasıl denir? Niye bu böyledir Mardin kültüründe diye. Mesela Sabiha türküsü Arapça 3-4 kıtası bilinir en fazla. Bedri Aysel'i çok da hani sevdiğim, değer verdiğim, aynı zamanda güzel bir okum olan bir insan. Çok güzel söyler bunu. Annemden ben bunun 15 kıtasını dinledim. Müthiş bir aşk şarkısı. İnanılmaz güzel dizeleri var Arapça. Türkçe'ye çevirdiğinizde biraz zorlaşıyor. Yani büyüsü kaçıyor. Şimdi torununun düğününde, düğün salonunda burada Ankara'da kapattılar, ışıkları zorladılar annemi. Ablamın oğlu evleniyordu. Kına, çok güzel Hani şarkısı vardır Arapça. Kına şarkısı. Efsanevidir. Annem de bunu söyleyen son en güzel söyleyen son kuşak insanlardandır. Işıklar söndü, mumlar yakıldı. Ben de bilmiyordum annemin bu şarkıyı söyleyeceğini. Meğer kurmuşlar benim yeğenler falan. Ve başladı söylemeye. Keşke videosunu izletebilsem. Şimdi böyle de bir insan. Hayat dolu. Benim çocukluk hayatımda sıkıntı diye gördüğüm bir şey yok. Güzel bir çocukluğum oldu. Annem güzel bir insandı. Babam güzel bir insandı. Ne kadar büyük bir şans. Ben bunu hep söylerim. Gerçekten ne kadar bakın, büyük bir şans. O kadar büyük bir şans ki. Çok büyük bir yani şans. Yani biz mesela sınır nedir öğrenmedik. Evin avlusundan çıkardık, sokaklarda oynardık. O sokağı da söyleyeyim, benim hayatımda özel yeri var. Sokağa ilk çıktığımızda küçüktük daha. Yani çıkıyoruz ama Nusaybin'in 3 mahallesi, çok kısa izleyicilerimiz de bilsin diye anlatayım. Bizim oturduğumuz mahalle çok büyük çoğunluğu Kürtlerden oluşuyor. Kürt nüfus var. Nusaybin'in merkez mahallesi ise çarşı mahallesi, hı hı, dediğimiz nüfusun büyük bir kısmı Arap olan mahalle. Yıldırım mahallesi Arap, Kürt, bir de dışarıdan gelen Türk, öğretmen, memur, gümrükçü vesaire. Kamu personeli olarak. Kamu personeli. Biz Kürt mahallesinde büyüdük. Bu da ayrı bir şanstır benim için. Çünkü sokağa çıktığım anda bizim bilmediğimiz bir dil konuşuyor çocuklar. Yani büyük çoğunu biz 6-7 Arap aileyiz. Amcamlar var bir de orada, bize yakın 100 metre ötede. Gerisi hepsi Kürt çocuklar. Ve Kürtçe konuşuyorlar. Şimdi ne yapacağız? Ya ayrı ayrı oynayacağız ya çoğunluğun dilini öğreneceğiz. Onlar çoğunluktaydı ve biz farkında olmadan Kürtçeyi öğrendik.
ben oyun dili, bazen sevinç dili, bazen kavga dili, küfür dili derken Kürtçeyi öğrenmişim. Hiç farkına bile varmıyorsunuz. Böylece eve gittiğimizde Arapça, sokağa çıktığımızda Kürtçe konuşmaya başladım. İyi kötü. Kariyerinizde de Türkçe. Sonra okulda öğrendim okulda, Türkçeyi. Evet. Ben ilk okula başladığımda Türkçe bilmiyordum. İki dil biliyordum ama Türkçe bilmiyordum. Bizim bütün o bölgedeki o kuşak çocukların büyük bir kısmı gibi. Tabii benim için çok değerli. Ben bu konuda bir yazı yazmıştım. Birkaç yazı, çok yazdım aslında. Ana dilim Arapça. Arapçayı annemden, Kürtçeyi sokaktaki ikizimden öğrendim. Ve ülkedeki bütün ikizlerimle iletişimi mümkün kılan Türkçeyi okulda öğrendim. Ben bu üç dili 6 yaşındayken, 6,5-7 yaşındayken üçünü birden öğrenmiş olmayı da eğer hakkını veriyorsam şans sayıyorum. Büyük bir şans sayıyorum. Çok haklısınız. Ben sizi anlatırken düşünüyorum işin içine ne güzel söylediniz. Kan bulaşmamış, şiddet bulaşmamış, işin içine siyasetin küçük hesapları bulaşmamış. Türkiye'nin o masum yıllarına diyebilirim herhalde. Yani hatta belki daha da gerilere dönebilmek acaba mümkün olur mu? Şöyle dönmemiz gerekmiyor ama o ruhu alıp bugün ondan faydalanmayı denememiz gerekiyor. Çünkü araya 40 yıl geçmiş. Başka dönemler de var bu şekilde. Biz böyle fazla hakkı fazla verilmemiş. Kamusal hafızada biraz bastırılmış. Geriye itilmiş. Bu güzel tecrübeleri bugün toplumsal ve siyasal hayatın ilham kaynağı olarak değerlendirebiliriz. Oradan yararlanmayı düşünebiliriz, düşünmeliyiz. Sadece parantez açarak söylüyorum, ona döneriz. Benim 1920 meclisini ve 21 anayasasını hatırlatmamın temel nedeni budur. 23 Nisan'daki konuşmamızda evet, da. Evet. Oraya bakalım, o devam etmemiş bir dönemdir. O 23'ten sonra kesilmiştir, 24'ten sonra. Oraya bakıp oradan bugün neler yapabileceğimizi düşünelim, diye tartışalım hep birlikte. Benim çocukluğumda tabii ki başka sıkıntılar vardı. Mesela bunu da anlatmam lazım. Mardin kültürünün çok önemli bir parçası da Süryanilerdir. Bir gün bir konferansta benim çok değerli dostum Metropolit Saliba sordu. Çok güzel dostluklarım oldu sonradan ama çocukluğumda değil. Sordu, hocam dedi, üç dil öğrendiniz de Mardin'i bütünleyen diğer dili niye öğrenmediniz? Süryaniçe. Süryaniçe. Dedim ki, düşündüm dedim, ben Kürtçeyi özel bir programla, özel bir çabayla öğrenmedim. Sokakta öğrendim. Çok üzgünüm ki ben sokağa çıktığımda Süryani kalmamıştı. Ya o acı yıllarda bir şekilde kıyıma uğramıştı veya göç etmişti. Eğer Süryaniler kalmış olsaydı ben onlarla oynayacaktım sokakta ve Süryaniceyi de öğrenecektim. Şimdi biz o değerlerimize dönüp bakalım. Yaşanmış acıları saygıyla bugüne entegre edecek, bugüne taşıyacak bir kültürü yaratalım. Mevcut değerlerimizi de o hafıza unsuruna saygıyı eksiltmeden nasıl çoğulculaştıracağımıza bakarak değerlendirelim. Bu zor değil. Ben Türkiye Mardin olsa, doğal bir Mardin düzeni olsa, Türkiye Mardinleşse pek çok sorunu kolayca çözebileceğine inanmışımdır. Hani bunu belki metafor olarak söylüyorum ama genç yaşta daha sonraki yıllarda böyle bir şey yazmış olabilirim. Yazdım sanırım. Türkiye'nin Mardinleşmesi diye. Çok güzel bir metafora geldiniz, bıraktınız. Bir kısa reklam arası vereceğim, bir mola. Ardından da buradan devam ederiz diye düşünüyorum. Mardin'den biraz Ankara'ya geliriz tabii belki. Ki, Ankara'yı da konuşuruz. Tabii. Kısa bir ara efendim, sohbetimiz devam edecek.